Herkese merhaba. Bugün sizlerle gözaltı morlukları için birkaç karışım paylaşacağım. Birkaç arkadaşım da zaten gözaltı morlukları için paylaşabileceğin karışımlar var mı diye bana sormuştu. Bu video benden onlara gelsin. Yüzümdeki değişimi fark ediyor musunuz peki? Yaptığım karışımları düzenli uygulamanın sonucunda yüzüm eski haline dönmeye başladı. Yüzümdeki sivilceler gittikçe sönmeye başladı. Bu da benim hoşuma gidiyor. Bunu hem karışımlara hem de sivilce çıkması saldırı demekmiş. Böyleymiş. Ben de içimde o travmalarımın ne olduğunu buldum ve onları çözmeye çalışıyorum. Etkisi olmuş mudur bilmiyorum. Barış Muslu da öyle söylüyormuş. Annem takip ediyor. Şurada bir küçük kaldı, şurada bir iz kaldı. Onun haricinde küçük küçük bir iki tane. Ama şuradan da birazdan çıkartırım. Siz de mutlaka o karışımları yüzünüze yapın. Benim gibi sivilce probleminiz sonradan oluştuysa tavsiye ediyorum. Tavsiyem sadece o kadar. Şimdi başlayalım. Öncelikle tabii ki yine bir küçük kasemi alıyorum. Buna bir çay kaşığı kahve koyuyorum. Bir çay kaşığı kahve koydum. Şimdi tabii ki bir çay kaşığı da bal koyuyorum. Bu ikisini karıştırmaya başlıyorum. Aslında size uzun tarifler de verebilirdim bununla ilgili. Çünkü çok eczacılardan araştırdım. Ondan sonra birkaç tane uzun şeyler deneyip yaptım. Ama çoğu evimizde olmayan malzemelerden olduğu için ben sizin de evinizde bulunabilecek, kolay yapılan ama en etkili araştırmalarıma göre olan formülleri paylaşmaya karar verdim. Böyle bir macun haline geliyor şimdi bu. Çok güzel kokuyor. Kahve içtikten sonra mesela kahvenin telvesini yüzüme peeling yaparım ben bazen. Onunla da yapabilirsiniz bu karışımı. Direkt üstüne bir tane bal ekleyip bir çay kaşığı. Sonra da bu macun kıvamındakini alıp şöyle bir şey oluyor. Çikolata gibi. Böyle sürüp elinizle yapabilirsiniz. Şimdi bu macunu gözümüze deniyoruz. Parmağımı aldım. Morluğu olan yerlere sürüyorum. Oh, yıkadım, geldim gerçekten. O kadar ferahlamış hissediyorum ki. Ve mis gibi de kokuyor. Bunları ayrı ayrı yaptığınızda zaten siz de etkisini göreceksiniz. Sadece anlatmakla olacağını düşünmüyorum. Şimdi geldik ikinci karışımıma. Bunu da kullanacağımız ilk malzememiz bir elma. Birazcık yıkayıp tabii küçücük bir parça kestim ve onu şöyle rendenin küçük tarafıyla rendeliyorum. Evet, şöyle rendeledim. Gene çok güzel kokuyor. Su ile birlikte hiç suyunu ayrıştırmadan elmamı kabuklu olarak rendeledim. Sonra sabahtan kalmış olan çayımı aldım. İçine şöyle 1-2 damla döktüm. Karıştırıyoruz. Hani benim şu meşhur beğeni pamuklarım var ya, onların boyutları büyük. Bir tanesini aldım şimdi. İçine bu yaptığım elma rendesiyle çayı şöyle alıyorum. Şöyle koyuyorum. Şu şekilde koydum. Üstünü şöyle kapattım. Şimdi suyunu şöyle çıkartıyorum. İşte bu kadar. Bunu alıp böyle gözünüzün altına yerleştirip bekliyorsunuz. Şimdi geldik sonuncu ve en ama en etkilisine. Bunun için bir salatalık, bir patates ve bir aloe vera'ya ihtiyacınız olacak. Aloe vera. Aloe vera.
Zaten bu salatalık çok fresh bir şey. Yani bunu zaten kes, gözün üstüne koy. Aynı şekilde daha deminki elma ile çayla yaptığım sallama çayları, mesela poşetlerini gözünüze koyun. Onlar bile bir yorgunluğunuzu alıyor. Hatta gözaltı morluklarınızı aldığı söyleniyor. Tabii bu karışımlar bir tık daha etkilidir. Bunlar zaten kesinlikle bitkisel. Hiçbir içinde alkol, paraben yok. O yüzden normalden daha etkili olduğunu düşünüyorum. Şimdi gene aldım. Başlıyorum küçük tarafı rendelemeye. Üstüme rendelemiyorum, merak etmeyin. Gene suyuyla böyle güzelce ve bolca rendeliyorum. Şimdi sıra patateste. İkisi burada birleşiyor zaten. En son onların ikisini de kaba alıp aloe vera ile birlikte karıştıracağım. Şimdi aloe veramı içinden alacağım. O kadar etli ki. Patates, salatalık ve aloe verayı özdeşleştiriyorum. İyice suyunu çıkartmaya çalışıyorum bu arada arkadaşlar. Şöyle şöyle bastırıyorum. Yine ben ripamımı aldım. Yaptığım karışımı aldım. Bir börek misali pamuğun arasına koyuyorum. İyice bastırıyorum ve kapatıyorum. Şimdi suyunu buradan çıkartıyorum. Tekrar gözümün altına koyup böylece bekliyorum. İşte bu kadar basit. Eğer bir yere dalmasını istemiyorsanız pamuğun içine koyarak toplu bir şekilde düzenli olarak kullanabilirsiniz. Eğer ki duştan önce yapacaksanız benim size tavsiyem bunu alın ve bildiğiniz gözünüzün üstüne lamp diye yapıştırın. Kapatın gözlerinizi de bekleyin 15-20 dakika mis. Sonra duşa zaten ya da yüzümüzü yıkamaya. Patates ve kafein kan akışını hızlandırıyor. Bu yüzden gözaltı morluklarımıza iyi gelecektir. Onun haricinde salatalık ve elma zaten çok fresh bir şey. Bu yorgunluğunuzu alacaktır. Bunun haricinde sallama çayların poşetlerini gözünüze koyarsanız o da göz altınızdaki morluklardan ziyade aslında şişkinliğinizi alacaktır. Karışımın içine de çayı o yüzden koydum. Daha dinlenmiş hissedeceksiniz kendinizi. Ve zaten etkisini de daha dinlenmişsiniz gibi göreceksiniz. Daha etkili ve daha hızlı işe yaramasını istiyorsanız haftada 3 kez olacak şekilde bunları yapacaksınız. 15-20'şer dakika bekleteceksiniz. Videom bu kadardı. Umarım işinize yarar ve beğenmişsinizdir. Ortak mis gibi salatalık patates kokuyor. Resmen canım böyle teker teker onları yemek istedi. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. See you!